Merhaba arkadaşlar. Masal treni başladı. Bir varmış bir yokmuş. Ve zaman içinde, kalbur saman içinde iki oduncu varmış. Odunculardan biri iyi yürekli, biri kötü yürekliymiş. İyi yürekli oduncu her zaman ormandan kuru odunları kesip götürür pazarda satarmış. Kötü yürekli oduncuysa yaş demez, kuru demez, genç demez, yaşlı demez. Bütün ağaçları keser, götürür ormanda satarmış. Günlerden bir gün kötü oduncunun karşısına ormandan bir ağaç çıkmış. Oduncu baltasını ağaca vurunca ağaç "Ah!" diye feryat etmiş. Oduncu çok şaşırmış. "Neden bağırıyorsun? Ağaçlar konuşmaz ki," demiş. Ağaç, "Canımı yaktın. Ben canlı bir ağacım," demiş. "Ha ha ha," demiş kötü oduncu. "Ağaçların canı yoktur. Seni keseceğim," demiş. Ağaç ona, "Sakın bunu yapma. Yoksa bir daha bu ormandan asla ağaç kesmene izin vermem," demiş. Fakat kötü yürekli oduncu bunu dinlememiş ve kesmeye devam etmiş. Derken baltası ağacın içinde kaybolup gitmiş. Oduncu bu olanlara çok şaşırmış. Aramış taramış fakat bir türlü baltasını bulamamış. Ağaç ona şöyle seslenmiş. "Sana söylemiştim. Artık bu ormanda odun kesemeyeceksin. Balta kullanamayacaksın," demiş. Oduncu, "Sen öyle san," demiş. "Bugün gidip yeni bir balta alacağım ve gelip seni keseceğim," demiş. Söylediği gibi gitmiş bir balta daha alıp gelmiş ve tekrar aynı ağaca baltasını vurmuş. Fakat o balta da kaybolmuş. Ağaç, "Sana söylemiştim. Sen laftan anlamıyor musun? Artık bu ormandan sana ağaç yok," demiş. Fakat kötü kalpli oduncu bir türlü vazgeçmek bilmiyormuş. Yeniden denemiş. Fakat her seferinde aynı şey olmuş. En sonunda pes etmiş. O ormandan odun kesemediği için de orayı terk edip başka bir yere yerleşmek zorunda kalmış. Aynı şey bir gün iyi kalpli oduncunun da başına gelmiş. Ormanın canlı ağacı onu sınamak için kuru bir ağaç gibi gözükmüş. İyi kalpli oduncu zaten yaş olan ağaçları kesmiyormuş. Onu kuru zannetmiş ve baltasını vurmuş. Ağaç "Ah!" diye inlemiş. Oduncu şaşırmış. "Ne oldu?" demiş. Ağaç demiş ki, "Ben canlı bir ağacım. Beni neden kesiyorsun?" İyi kalpli oduncu, "Ben senin kuru olduğunu zannetmiştim. Özür dilerim," demiş. Ağaç bu oduncunun diğerinden farklı olduğunu hemen anlamış. "Sen iyi bir insana benziyorsun. Beni kesmekten vazgeçtin yani," demiş. "Evet," demiş oduncu, "özür dilerim. Çünkü ben hiçbir zaman yaş ağaçları kesmem. Kuru ağaçları ve kuru dalları keserim. Çünkü yaş ağaçlarında bir canı vardır," demiş. Canlı ağaç ona demiş ki, "Bundan sonra bu ormanda her zaman iyilik göreceksin ve iyilik bulacaksın. Ormandaki herkes sana yardımcı olacak ve ormanın koruyucusu olacaksın aynı zamanda," demiş. Oduncu duyduklarına çok şaşırmış. "Nasıl yani?" demiş. "Bütün bunları seni kesmekten vazgeçtiğim için mi kazanacağım?" "Hayır," demiş canlı ağaç. "Sen zaten iyi bir insansın ve her zaman ormana faydalı şeyler yapıyorsun. Yerdeki kırıntıları topluyorsun, çürümüş ağaçları götürüyorsun. Böylece ormanı temizliyorsun ve hiçbir zaman yaş ağaçlara dokunmuyorsun. Bu yüzden biz seni çok seviyoruz," demiş. Gerçekten de iyi kalpli oduncu o günden sonra ne zaman ormana gittiyse karşılaştığı herkes ona yardımcı olmuş ve oduncumuz kısa süre içinde çok 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 odun satarak zengin ve ünlü biri olmuş. İyiliğinin karşısını almış. Kötü oduncuysa her zaman zorluklarla karşılaşmaya devam etmiş. İşte böyle sevgili çocuklar.
İyilik yaparsanız iyilik bulursunuz, kötülük yaparsanız kötülük bulursunuz. Hadi bakalım. İyi uykular, iyi geceler.